ya şu an. Gerçekten. Ben kendimin psikoloğuyum, çocukluğuma iniyorum. Tam bir süt çocuğuydum, henüz bire gidiyordum. Rap yapacağımı bilmiyordum, serserinin biri olup ve okuldayken hemen günün bitmesini diliyordum. Çünkü öğretmen benden başka kimseye takmadı. Beni sürekli aşağılardı, kırıcıydı lafları. Ulan gerizekalı, neden ödevini yapmadın? Ne yapacağımı sana mı soracağım amına kodum aptal? Tabii böyle diyemedim, ağzımı yüzümü sikerdi. Bazen sinirden ağlayıp gözyaşımı silerdi. Ve geceleri kabus görüp yatağıma siyerdim. Ben babamın sikinden çıkan en garip sperdim. Ona göre de beyinsizin tekiydim ben, salaktım. Bana zamanını ayırmazdı, başından savardı. Birinci sınıfta karnesi kötü gelen zavallı, salak dedikleri için öyle olduğumu sanardım. Ama öyle değilmişim, sonra anladım. Ve şimdi T'yi alıyorum, eski zor zamanları. Okulumu değiştirdiler, birazcık olsa rahatladım. Ve bugün bile babama gidip sorsan aptalım. İşte bunlar, aklını kaçıran bir çocuğun derininde saklı acılar. Bununla başa çıkıyorum tek başıma, çünkü ben kaçığım biriyim doğduğumdan. Aklını kaçıran bir çocuğun derininde saklı acılar. Bununla başa çıkıyorum tek başıma, çünkü ben kaçığın biriyim doğduğumdan. Yeni okuluma başladım ve herkes bende gelecek. Görmeye başladı, herkes seni takdir edecek. Deseler hayatta inanmazdım, ama gerçekten hayatım değişti bir gecede 180 derece. Takım kaptanıydım ve okul birincisiydim. Kızlar peşimdeydi, sınıfın birincisiydim. Bana zeki diyorlardı ve en bilinçlisiydim. Sınıfın en güzel kızının da ilk ilişkisiydim. Korsun yerindeydi, diğer çocukların lideriydim. Oldukça popülerdim, onlar da bana imrenirdi. Kimileri de çekemez bana, içten içe kinlenirdi. Ve hala yaramazdım, o zaman da bir deliydim. Yeni okulum harikaydı, o kadar huzurlu ki kusurlu bir şey yoktu. Ve lakin ek bir husus, sayarsak tek bir kusur söylerim, çok kısaydım. Ve çıktığım kız aygır gibiydi, öyle uzundu ki onu öpmek için sırıkla atlayabilirdim. Hatta Okan Bayülgen ve Deniz Akkaya gibiydik. Onu seviyordum dostum, nasıl saklayabilirdim? Ama sonra o kaltak da beni taklaya getirdi. Saltanatım bir yıl sürdü. Üçüncü sınıfta bir çocuk geldi aramıza, oldukça üst sınıftan. Onu bugün bile öldürebilirim boğazını sıkıp da, çünkü her şeyimi paylaştım bu zengin sırıkla. Çünkü bu, aklını kaçıran bir çocuğun derininde saklı acılar. Bununla başa çıkıyorum tek başıma, çünkü ben kaçığın biriyim doğduğumdan. Çünkü bu, aklını kaçıran bir çocuğun derininde saklı acılar. Bununla başa çıkıyorum tek başıma, çünkü ben kaçığın biriyim doğduğumdan. Adı batık, kızlar onun hastası oldu. Götümde dolanan çocukların da kankası oldu. İnan bilmiyorum bu yavşağı nasıl katlanıyordum. Önce sınıf başkanı, sonra takım kaptanı oldu. Bana kötü davranıyordu, beni sürekli tersledi. Birinciliğimi alamadı fakat iyiydi dersleri. Ve benim sersefil olduğumu bildiği için babasının Mercedes'ini anlatıp hava atıyordu. Serseri sürekli beni ezmeye çalışıyordu, yara kazdı. Özel okula geçeceğini söyleyerek hava bastı. Altında kalamazdım, dedim ki ben de geçeceğim. Lan salak, sen nasıl geçeceğim, para lazım. Haklıydı ve ülkede ekonomik kriz vardı. Ve çıktığım kız bana şöyle diyen bir insandı: Volkan seni seviyorum, Batıkan da çok tatlı. Bu da ne demek kaltak, ne yapalım tırıysam. Sinirlendim ve ona zıplayarak kafa attım. Sonra kahkaha atıp burnundan akan kana baktım. Öğretmen kala kaldı. Volkan ne yaptın? Siktir et, bence bu kaltak böyle daha tatlı. O an gözüm dönmüştü, herkese dalabilirdim. Hiçbir şey kullanmıyordum, doğuştan kafam iyiydi. Batıkan'a saldırdım ama benden daha iriydi. Ve beni dövdü orospu çocuğu, dana gibiydi. Zar zor ayırdılar, her tarafım yaraydı. Sonra eve gittim ve ilk gördüğüm babamdı. Ben de ona bağırdım, bir yaygara koparttım. Yediğim dayak yetmemişti, bir de o attı. Sonra odama kapandım. Tüm bunlar saçmalık ve ben bu saçmalık için gözyaşlarımı harcadım. Acayip duygusaldım, elime bir kalem aldım ve cam feza gibi şiirler yazmaya başladım. Çünkü bu, aklını kaçıran bir çocuğun derininde saklı acılar. Bununla başa çıkıyorum tek başıma, çünkü ben kaçığın biriyim doğduğumdan. Çünkü bu, aklını kaçıran bir çocuğun derininde saklı acılar. Bununla başa çıkıyorum tek başıma, çünkü ben kaçığın biriyim doğduğumdan. Ya. Tamam mı? Açık mı? Ses. Benim adım. Jagged, jagged. Benim adım. Jagged, jagged. Benim adım.
Herkes bana baş belası diye sesleniyor ve yaptığım müzik için bir heves deniyor. Bir nefes veriyorum ve devam ediyorum. Ne yaparsan yap piyasa yine seks seviyor. www.rektup. Evet şu anda yazıyorum nokta mektup. En boktan rap bu ama Volkan hep bu. Çünkü benim ilham perim vodka rap bu. Çekin akışı moruk biraz yakıcı olur. Evet sataşıyorum sikiyim barışı moruk. Kendimle yarışıyorum bunu tersten dinleyebilirsin. Ben illüminati için çalışıyorum. Sektör bir orospu ama yatağı dolu. Becermeme izin vermezse yakarım onu. Asla bir bandrolüm olmayacak moruk. Çünkü küfretmeden rapi yapamıyorum. Ben sadece rapçiyim derebey değil. Ama yıkamaya geldim gene beynim. Benden nefret edecek ebeveynlerin. Çünkü ben gördüğümüz en manyak şeyim. Ben ne süpermenim ne de reynenim. Ama öldüreceğim içleri ve de geyleri. Şimdi sadece yaslanın ve de seyredin. Çünkü ben gördüğünüz en manyak şeyim. Anlama siktir et ailen onlar. Çünkü onlar dinliyorlar halen Orhan. Moruk madem olmak istiyorsun evsi. O zaman dikil ailene rağmen orada. Ve de bitti Özge ve Dilara. Artık büyük oynuyorum hedefim Rihanna. Bu şey hip hop lan bana göre bir kavga. İlk konserde dağıtacağım herkese Viagra. Ve gelip stüdyomda çalarsam Medusa. Herkes biraz sınıp püskürtür ve kusar. Onu gidip dinletin Yeise ve Zeus'a. Biri deton olduğunu söylesin Zeus. Zengin olunca ilk işim villa almak olacak. Karşı komşumda killa Hakan. Amacım ondan sadece ilham almak. Moruk ondan sonra sizi kim takarlar? Ben sadece rapçiyim derebey değil. Ama yıkamaya geldim gene beynim. Benden nefret edecek ebeveynlerin. Çünkü ben gördüğümüz en manyak şeyim. Ben ne süpermenim ne de reynenim. Ama öldüreceğim içleri ve de geyleri. Şimdi sadece yaslanın ve de seyredin. Çünkü ben gördüğünüz en manyak şeyim. Bu sektörün en elevi un kapanı. Dedi bul parayı yatır seni cool yapalım. Tak iki küpe üç numara vur kafanı. Seninle beraber ülkede tur yapalım. Üç sene bulduğum her kuruşu attım bir kenara. Hevesliydim attığım her akapelada. Vesidimle İstanbul'un yolunu tuttum. Ve sonra bana dedi ki bu albümü yapamam. Çok küfür ediyorsun sözlerin çirkep. Albümde anlatılan sadece şiddet. Ünlülere küfrediyorsun batar bu şirket. Seni dinleyip sen gibi mi olsun bu millet? Bu çocuğu evet haklısın. Ama harika değil mi merhaba şarkısı? Bir şeyler yapamaz mıyız? Fiyatı arttırın. Ne? Seni amına kodumu gamsızı. Müziğe kafiyemden çok billurum hakim. Bu yüzden bitiremedim ilk turu galip. Bu arada kimse için çalıştığımda yok. Siktir et beni kaldıramaz illuminati. Ben sadece rapçiyim derebey değil. Ama yıkamaya geldim gene beynim. Benden nefret edecek ebeveynlerin. Çünkü ben gördüğümüz en manyak şeyim. Ben ne süpermenim ne de reynenim. Ama öldüreceğim içleri ve de geyleri. Şimdi sadece yaslanın ve de seyredin. Çünkü ben gördüğünüz en manyak şeyim.